24. masala, yani 24. mahsus ders ve 3. şakl. Silindirning markazidan o'tgan o'pqa nisbatan inersiya momenti. Demak, silindirning m massali silindirning markazidan o'tgan o'pqa nisbatan inersiya momenti qanday topiladi? Bu masalada silindrni juda ko'p halqalarga bo'lib chiqamiz. Juda ko'p halqalar. Xo'p. Ya'ni mana bu qismchani bo'lib tashladim. Misol uchun juda mana bu halqa bu. Shu halqani pastga tushirilgan, demak mana bu balandlikli halqa. Yoki bo'lmasa silindrdagi ichi yo'q silindr. İçi bomboş fakat sırtı bor silindir. İçi yok. İçi bomboş ama taşkarısı bor silindir. Bu mana şunu halka deyip atadım ben. Demek mana bunlar ki bulup taşladım. Cüde kop bunaklar. Mana bunlar da ham bor. Çizme kağıt oluş hamadı. Bunlar da ham. Yana cüde kop. Şuna kadar kısımcılar cüde kop. Muhimi ularını cüde çeksiz bloklarga bulup taşladım. Ve bunun massasını, demek dn bilan belgilab oladigan bo'lsam de teng bo'ladi r kvadrat ko'paytirilgan dm ga. Ey, mana shu halqaning, mana shu sirtning, demak mana shu sirtlarning juda ingichka sirtlarning massalari, sirtli shakllarning massalari dm ga teng. Endi uning aylanish o'qidan uzoqligini r harfi bilan belgilayman va uning qalinligini esa dr harfi bilan belgilayman. Demak uning qalinligi. Mana shu qalinlik dr bo'ladigan bo'lsa, demak shu qalinlik dr. U holatda dm nimaga teng bo'ladi? O'zi umumiy massa pr kvadrat ko'paytirilgan h ko'paytirilgan ro ga teng. Bu umumiy massa silindrning massasi. Endi bu halqaga, ya'ni ichi yo'q silindrning massasi dm teng bo'ladi. Demak juda kichik qismchaning massasi 2px HPR, yani HPR mana şu aylananın uzunluğu bo'lib qoladi. Şu aylananın uzunluğunu ko'paytiramiz dx ga. Ko'paytiramiz h ga. HPX qilgan holat, HPR qilgan holatda uning demak mana bu uzunluğunu topdim. Uni kesib olganda HPR mana bunga teng bo'ladi. Mana bu HPR, balansi esa h. Balansligimiz h va uning qalinligi mana shu uning qalinligi dr. Shuni dr deb belgiladim. Demak shunaqa deb belgilab oldik. Endi esa massa va kichik massa orasidagi munosabatni topib bo'lsak, nisbatlab yuboradigan bo'lsak bu tengliklarni dm taqsim dm nisbat kelib chiqadi bizga. Katta m bu, katta m taqsim dm nisbat kelib chiqar ekan r kvadrat taqsim 2x ko'paytirilgan dx ga. Endi mana bu dm ning o'rniga yana mana bu yerdagi dm ning m ga bog'liligini olib kelib qo'yamiz va dA teng bo'ladi bizga r kvadrat ko'paytirilgan massa ko'paytirilgan 2x dx taqsim r kvadrat bo'lib kelib qolar ekan. Endi bunaqa halqalardan, bunaqa ichi yo'q silindrlardan qancha bor? E'tibor qaratamiz. Nima uchun mana bu silindrning inersiya momentini juda kichik radiusi silindrning juda kichik ingichka silindrning inersiya momentini nima uchun r kvadrat dm deb aytish mumkin bemalol? Chunki bu silindrning har bir nuqtalarining aylanish o'qigacha bo'lgan masofasi r ga teng. Mana bu qismning ham, mana bu radiusi deydigan bo'lsak, mana bu qismining ham, bu qismini cheksiz, mana bitta o'sha silindr uchun yana bitta halqacha o'tkaziladigan bo'lsak, buning ham ixtiyor nuqtalari. Umuman olganda har bir nuqtasi aylanish o'qidan r masofada joylashganligi uchun bemalol dA teng r kvadrat ko'paytirilgan dm deb yozib ketishimiz mumkin. Agar kimdadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, avvalgi darslarga bir
Koz yurtur çıkıştı masalı bir butken bular idik. Hop, indi demek ayetçimiz mümkün ki hop, son madde, bu ne madde yani? Hammasının yığıncı diyen. Hop, ayetçimiz mümkün ki atayım, buradan ingeçe yani camısının yığıncısı ting buladı diyen bu integral noldan ergeçe. Ne için noldan ergeçe? Çünkü mana cüde küçük radyüsü var, onun radyüsü nol diyerli. Cüde katta radyüsü var, onun radyüsü r. Demek ki noldan ergeçe integrallaşmamız gerek biz. Cüde küçük radyüsü de, cüde küçük radyüsü silindir çabar bir yerde, onun radyüsü diğerli 0 ve cüde katta radyüsü silindir var, onun radyüsü ise şu silindirin uzunun yer radyüsü getirin. Demek ki 0'dan yer geçe integralle barışmamız mümkün. Yani hamasının yığındısı, hamma silindirlerinin yığındısı kup aytırılgen demek mana bu yerde. Mana bu yerde bir bayağı yıkılış gerek idi. Şunga uzur sorayımız. Hop, nima uchun bu yerda dx qilib ketdik? Buni biz mana buni dr deb belgilagandik-ku. R deb belgilagandik-mi? Demak, bu r bo'ladi. Mana bu yerda ham dr bo'ladi axir. Hop. 2x deb sa pila sarf qilgan, o'shaning uchun bu yerda 2r dr bo'ldi. 2r dr bo'lgan o'shaning uchun. Endi mana bu yerda ham 2r dr. Bu yerda to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Demak, mana bu yerga ham r kvadrat ko'paytirilgan, massa ko'paytirilgan 2r dr taqsim r kvadrat deb yozamiz. Va bu r kub bo'lib qoldi. R kubdan boshdan so'ragan bo'lsak, yok ki mana bu yerga yozamiz 2m taqsim katta r. Bu yerda katta r o'zgarmas kesintigi bilamiz. Umumiy o'zimizning silindrning oddiy bir radius, ya'ni oddiy bir koeffitsenti integral 0 dan r gacha r kub dr. Va bundan boshlaymiz r ning 4 taqsim 4. Demek bunga son qo'yadigan bo'lsak, javobimiz 1 taqsim 2 m r kvadrat bo'lar ekan. Demak, r radiusli va m massali silindrning markazidan o'tgan o'qqa nisbatan inersiya momenti 1 taqsim 2 m r kvadrat formula bilan aniqlanar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.